Herkese merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. 2015 ve 2016 model yani faz 1 Kajyar'larda eller serbest olarak araçtan çıkıldığında kilidin otomatik olarak butona basmadan kapanması için Burak kardeşimizin aracında bu özelliğin nasıl açıldığını göstereceğiz. Önce sistemin nasıl çalıştığını, bu işlemi yaptıktan sonra da nasıl çalıştığını sizlere göstereceğiz. Ve sizler de böylelikle kendiniz yapabileceksiniz. Şimdi kilitledik aracı. Normalde yaklaştığımızda butona basmamız gerekiyor. Evet, eleme cihazımızı bağladık. Aracımızın OBD portuna. Benimki USB'li eleme cihazı. Her videoda bahsediyorum. Benim için bağlantı anlamında bu çok daha kolay. Ve uygun portu seçip tehlikenin farkında olduğumu işaretliyorum ve Connected moda tıkladıktan sonra burada açılmasını bekliyorum. Evet, sayfa açıldı. Şimdi burada araba listesinden Kajyar'ı bulup Kajyar'ı seçiyorum. Ve buradan BCM UCH'a giriyorum. Sonu 7-2 IMO olanı seçiyorum. Bir daha çift tıklıyorum. Alta açılan menüden Door Lock'a giriyorum. Bakın burada Configuration'a geliyorum. Şimdi burada her bir satırım, burada gördüğünüz gibi ayrı ayrı Send diye komut yollama satırları veya butonları var ama ben yine de fotoğraf çekmenizi veya en azından video çekmenizi ve değerleri bu şekilde okutmanızı tavsiye ederim. Yani bu işi motor çalışırken yaparsanız daha emniyetli olur. Şimdi bunu bir daha okutacağım ben. Door Lock Read dedim. Ve tekrar Door Lock Configuration'a geliyorum. Evet, değerleri okudu. Aşağı kadar sayfayı kaydırıyorum ki bütün değerleri görüp bir yere kaydetmiş olayım ki bir sıkıntı olursa geri dönebileyim. Şimdi burada tabii Burak arkadaşımızın, kardeşimizin bakıyoruz. Auto Relock Timeout'u zaten sıfır yapmışlar. O zaman diğer seçeneğe geçiyoruz. Daha önceden yapılmış sanırım. O da en altta WAC yazan, WAC yazan kısım. Configuration'a geliyoruz. Burada Handsfree WAC CF yazan komutu true yapıyoruz. Daha sonra bu komutu hemen send dersek kabul etmeyecek. Evet, çünkü blokeli command diyor. Buradan expert modu açmamız ve ondan sonra true'yu send deyip komutu yollamamız lazım. Komut gitti. Komut gitti. Şimdi motor çalışıyor. Biz motoru kapatacağız. Arabayı kilitleyeceğiz. Biraz uykuya geçmesini bekleyeceğiz. Daha sonra yanaşıp arabaya özellik çalışıyor mu çalışmıyor mu onu kontrol edeceğiz. Evet, Burak kardeşimizin aracında ayarını yaptık ve uzaklaştığımızda kilitlediğini göreceğiz. Şöyle göstereyim. Evet, kilitliyor. Kilitledi. Yaklaştığımızda başka bir ayar var. Normalde açması lazım ama açamadık. Yine butona basmak gerekiyor. Ama normalde bunu komuta uyguladığında
direkt açıldığını söyleyen arkadaşlar var. Yani ben burada bir şeyi ayarı değiştirmeye çalıştım ama başaramadım. Ben birkaç yerde K-Present CF yazan komutu değiştirmeye çalıştım. False'u true yapmaya çalıştım ama araç buna izin vermiyor. Daha önceden bunun üzerinde bir şeyler yapılmış çünkü. Burak kardeşimiz bu arabanın ikinci sahibi. Daha önce bu araçta önceki sahibi tarafından bir takım işlemler yapıldığını söylemişti. Ve menülere baktığımızda da gerçekten bazı değerlerin değiştirildiğini görüyoruz. Sebep bu da olabilir ya da aracın beyni bu müdahaleye izin vermiyor da olabilir. Burada gördüğünüz anti-hijack değerini de değiştirdim ben. Çünkü anti-hijack açık olmadığı halde buradaki değerler görünüyordu. Bunun bir etkisi olur düşüncesiyle bunu da sıfırladım ama hiçbir değişiklik olmadı. Ve sensörle giriş kısmını da açtım. Ancak doğal olarak bu sefer de switch çalışmadı. Yani kapı kolunda sensör yerine switch varsa maalesef bu açılamıyor gibi anladım ben. Bu fotoğraf Renault Talisman'a ait. Bu işaretli yerde gördüğünüz bazer olduğu takdirde araç uzaklaştığınızda kendi kendine kilitlendiğinde bu bazerden bir çift uyarı sesi duyuyorsunuz. Böyle aracın kilitlendiğini anlayabiliyorsunuz. Bahsettiğim ses o bazerden bu şekilde çıkıyor. O ayar değiştirilirse sanırım bunda da çözeceğiz ve bu işi gerçekleştireceğiz. Uzaklaştığımızda otomatik kilitliyor. Yaklaştığımızda ama yine butona basmak gerekiyor. Ya sizler de denerseniz bu yöntemi, kendiniz de bu işin çalışıp çalışmadığını ve paylaşırsanız kanalımda yorumlarda sevinirim. Bu araç 2016'da trafiğe çıkmış. 2015 üretimi araç. Siz de yılını ve modelini yazarsanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler.